Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğendiğim ve tadını keleğe benzettiğim oldukça lezzetli bir turşu tarifi paylaşmak istiyorum. Her sene mutlaka yaptığım bu turşu tarifimi şiddetle tavsiye ediyorum. Hem maliyetsiz hem de keleğe benzeyen mükemmel turşu tarifim için. Karpuz kabuklarımın dış yüzeyini soyuyorum. İçindeki pembelikleri de alıyorum. Sonrasında istediğimiz büyüklükte küçültüyoruz. Ben kare şeklinde küçültmeyi tercih ettim. Bidonumuzun boyuna göre karpuz kabuklarını ayarlayabiliriz. Karpuz kabuklarımın boyu gösterdiğim şekilde. Ben 2,5 litre bidon kullandım. Cam bidon kullanmayı tercih ettim. Ve yarım karpuz kabuğu kullandım. Öncelikle 1 su bardağı kadar üzüm sirkesini bidonuma ilave ediyorum. Sonrasında 3-4 adet sarımsağımın kabuklarını soyarak yine bidonuma ilave ediyorum. Ama eğer sarımsak tadını sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Bir demet maydanoz kullandım. Kullandığım maydanozun yarısını en altına yerleştirerek, diğer yarısını da ortasına yerleştirerek kullanacağım. Maydanozlarımı 3'e bölüyorum. Maydanoz gerçekten turşuya çok güzel lezzet ve aroma veriyor. Tavsiye ederim. Ben 10 adet biber kullandım. Eğer boyutları küçükse kırmadan ilave edebiliriz. Ama boyutları büyükse kırarak ya da kıvırarak maydanozlarımın üzerine ilave edebiliriz. Sonrasında karpuz kabuklarımı ilave ediyorum. Yarısına gelecek kadar ilave etmem gerekiyor. Önemli olan bidonumun dolu dolu olması. Ve sonrasında tekrardan maydanozlarımı ve biberlerimi yerleştiriyorum. Maydanozlarım hem görüntüsünü çok güzel yapıyor hem de aromasını çok lezzetli kılıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bidonumuzu iyice sıkıştırarak hava almayacak şekilde dolduralım. Ve son olarak biberlerimi kıvırarak bidonumun üzerini kapatıyorum. Turşumun suyu için 3 su bardağı su kullandım ve iri tuz kullandım 1 su bardağı kadar. Tuzum eriyene kadar iyice karıştırmam gerekiyor. Turşu bidonumu kapatmadan önce üzerine 1 adet küp şeker koyuyorum ve sonrasında suyunu doldurarak turşumu tamamlamış oluyorum. Üzerine geçecek kadar suyu doldurduktan sonra kesinlikle hava almayacak şekilde ağzını sıkıca kapatıyorum. Bu arada ben karpuzdan kapak yaptım. Yapmaya da bilirsiniz ama görüntü olarak da çok güzel oldu. Bidonumun kapağında hava alacak delik olduğu için hava almasını engellemek amaçlı buzdolabı poşeti kullandım. İkiye katlayarak bidonumun ağzını kapattım ve kapağıma son olarak sıkıca
2 geri 1 ileri taktiğiyle kapattım. Sirke altında kaldığı için bir iki defa çalkalayacağım. Bu şekilde sirkenin her yere ulaşmasını sağlıyorum. Turşu işlemim sadece bu kadar. Çok kolay bir işlem. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.